Rıza! Rıza! Oo. Rıza uyan bir! Ne oluyor lan? Sen Ayşe'nin odayı kilitlemiş miydin? Yok. Ya Sabri girerse? Ne yapacak Sabri? Hırsızlık mı yapacak? Ya ne hırsızlığı? Kızın orada eşyaları var ya. Ya ne eyse televizyonda duyuyoruz, görüyoruz. Ne diyorsun Nazmi? Ne görüyoruz ya? Ya anlasana işte. Kızın orada yastığı var. Çamaşırı var hani. Lan! Lan! Sabri! Ay! Ya tamam lan, dur! Şişt, Sabri! Ay sakinleştiriciler işe yaramadı işte. Ulan Sabri! Ulan Sabri! Lan! Abi! Buradayım ben. Ne yapıyorsun oğlum gece gece tuvalette? Söylemez abi, ayıp kaçar. Ne diyorsun oğlum sen? Yok abi. Diyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin ha. Oğlum bak. Abi ben gece bir tür tuvalete kalkmazsam şey olabiliyor abi. Şey olabiliyor bazen. Yapma be. Ben yapmıyorum abi, kendi kaçıyor. O kadar doktora gittik, hepsi psikolojik dedi. Bak kardeşim. Ya hadi neyse, geç yatağına. Tamam abi. Şişelerini yıkadın mı lan? Yıkadım abi. İyi, hadi geç. Yürü. Pişmana bak, bir daha olmaz değil mi? Yok abi yok, tamam yaptım bitti işte. İyi hadi geç bakayım yatağa. Tamam abi. Kapıyı sen kapatırsın o zaman. Kapatırım kapatırım ben, yattığını göreceğim. Tamam hadi iyi geceler. Hadi Allah rahat kalsın. Bakayım şunu. Kalkmak bilemedi bu oğlan. Yok hanım, ne kalkması, horul horul uyuyor. Misafir direllemeyin, bırakın uyusun. Günaydın. Oğlum ne yapıyorsun sofraya doğru, bereketi kaçacak. Sabaha şerifleriniz hayırlı olsun Sabri Bey. Şıkır şıkır giyinmişsiniz. Erkut'un bayramlık kıyafeti onlar. He, yenge akşam elbise lazım oldu, ondan giydim. Yakışmış mı? Oh, oh ne hala vallahi, ekmek elden su gölden. Rahat uyudun inşallah. Çok rahat uyudum yenge ya. Sanki böyle büyük bir mutluluk yumağı var. Ben böyle ona sarılmışım uyuyorum yani. Öyle bir his. Pabuduk pabuduk. Ama misafir çarşafı detayını da atlamadım. İnşallah o misafir çarşafı detayı bıraktığım gibidir. Anne elbise lazım oldu diyor ya. Oğlum inşallah gece şeytan şaşırtmadı. Şeytan ne yaptırmadı? Yani hani evladım böyle şelale akar ya, böyle şırıl şırıl dere akar. Sen de kendini rüyanda böyle tuvalette sanıp da çöldürtürsün. Çöldürttün mü? Aa, altına yapmış Sabri. Anne, bırakın şu muhabbeti ya. Allah Allah. Gel oğlum otur sen de yemeğini. Ha yok yok ya, korkmayın zaten, bir şey olmadı. Ben gece kalkıp yaptım. Rıza abime de karşılaştık. He abim? Aferin sana. Aferin oğluma. Yenge ya. Bana kuplu cam bardak varsa onu da koyar mısın çayı? Ben bunu içemiyorum yani. Tutamıyorum ben bunu. Bir de benimkinin üçte biri soğuk su zaten. Paşa çayı yani. He abim? Ya yenge. Bir de bir kaşarlı omlet yapar mısın bana? Ben bunu da yiyebiliyorum da. Alışkanlık o yani benim. Şey küp küp doğru at yani, rendelemekle uğraşma hiç. Hı. Gecikir yoksa. Bence saklan, yoksa sen küp küp doğrayı patacak mı? O zaman şey yapalım. Ben gidip yapayım onu. Yani. Bardağı da alırım zaten giderken. Şunu şu evden gönder, vallahi bak elimden bir kaza çıkacak. Tamam tamam, halledeceğim. Yemek hazır mı Nermin? Ne yemeği Kadir? Oğlumuz kurdun çakalın sofrasında. Senin gözün hala yemek mi görüyor? Ya açım ne yapayım Nermin? Zıkkım ya Kadir.
Oğlum eve gelene kadar elimi bile kıpırdatmayacağım, haberin olsun. Sen ne rahat adamsın be. Gidip evladını getireceğin yerde keyif peşindesin. Vallahi kusura bakma. Sabri eve gelse de almam zaten. Ya o kızla evlenecek ya da bu kapıdan içeri adımını atamaz. Zaten evlenince ayrı ev tutacağım onlara. Bu evlat beni sinir sahibi yapmış, onu fark ettim. Ama var ya, dünden beri de kuş gibi hafifledim. Sen ne diyorsun Kadir? Dünya varmış diyorum hanım, ne diyeceğim? Bıktım vallahi ya. Ya Allah aşkına bir gün yüzü gördük mü bize? Dışarıdan bir insan çağırsam, beslesem bundan daha çok ayrı dokunur canım. Allah Allah. Puh! Yazıklar olsun sana. Evladımız ofisim. Evladımız. Evlat olsa sevilmez derler ya hani. Ha işte bu laf tam da bizim Sabri için söylenmiş. Evladın olsa eldivenle seversin. O tip bir şey yani. Ya sen şimdi bırak Sabri'yi de. Diyorum ki Nermin, biz yenisini mi yapsak ha? Ya nasıl olsa bu Sabri olmadı. Yanlış bir şey yaptık. Yenisini, daha doğru düzgününü yapalım mı? Ha, ne dersin? Haşt! Haşt! Bu yaştan sonra delirdin mi sen be adam? Anne. Aa. Aa Sabri. Ayşe. Ne yapıyorsun sen bizim evde ya? Ne işin var burada? Ha ben artık bu evin bir insanı oldum. Haberin yok mu senin? Ne oldu bizim sinema? Yok sinema filan. Unut sen o sinemayı. Ayrıca bak kocamla abim dışarıda böyle şeyler dediğini duyarsa senin bacaklarını kırıverirler, ben söyleyeyim. Kocan mı? Ne gezliyorsun ki sen onun yanında ya? Ne işin var onun bu evde? Sabri manyak manyak konuşma ya. Asıl senin ne işin var burada? Tuz abim beni hor görmüyor ki artık. İyi anlaşıyoruz bu ara. Sen de bırak artık o zengin züppeyi de gel hadi ya. Her şeyini kabulümsün gel. Ay ay ay! Ne oldu? Ayşe ne oldu kızım? Niye bağırıyor? Yine ne oldu ya? Niye bağırdığı belli değil mi? Abi Sabri'nin ne işi var bizde? Gündelikçiliğe gelmiş işte. Bak artist! Şşt! Abi sen mi ben mi? Dur şimdi hiç girmeyelim o işlere dur sen. Sabri sen ne yapıyorsun burada? Hadi oğlum işinin başına hadi. Tamam abim emrin olur. Ben zaten hallettim, az bir işim kaldı. Camcıyı aradım, o da gelecek yarım saate. Bir düdüklü patlayınca tavuklar tavana yapışmış, onunla ilgilenip geliyorum ben, tamam mı? Hemen geliyorum. İyi. Pis. Neyse hadi ayakta kaldınız, geçin içeri. Hadi geçin çocuklarım hadi. Biz hiç kalmayalım, hadi Ayşe. Yok olur mu? Allah aşkına geçin hadi. Tabii tabii. Hadi gel gel giy terliğini giy gel. Hadi. Geçin hadi. Tekrardan hoş geldiniz hadi. Eyvah bu ne ya? Çok da kötü kokuyor ya. Ya hepimize geçmiş olsun da yenge Sabri'nin ne işi var? Abinin işleri işte, ortası yok ki. Ya hastanelik ediyor, elinden zor alıyoruz ya da tutup eve getiriyor. Öyle gerekiyor da getirdik herhalde. Yani ne yapsaydım, mahallemizin çocuğu dışarıdan bıraksaydım Nazmi'ye. Hem sen ayıbınla oturacağına daha konuşuyor mu ya? Anne sen ne yapıyorsun, niye yüzünü silip duruyorsun ya? Bir şey mi oldu? Yok, makyajını temizliyor. Makyaj mı? Çıkmış mı? Ne fondötenmiş ya. Meyve bıçağının arkasıyla kazıdım anca çıktı. Anne yenge ne oluyor ya? Ne makyajı? Ne yapıyorsunuz siz? Ya Erkut abinin askerlik parasını... Hiç parayla falan bir işimiz yok çok şükür. Annenle yengenin işgüzarlıkları işte. Çok büyük bir olay olmadığı ortaya çıktığına göre biz müsaade istesek mi? Aa, ateş almaya mı geldin damatçığım? Bak ne güzel oturuyoruz, tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Hem Rıza abinin de siniri geçti. Ne siniri ya? Yok benim sinirim falan. Gayet soğukkanlı atlattım bence hadiseyi. Valla yani düşününce en az 3-4 kişiyi dövmem gereken vukuat varken ben bir piske bile atmadım. Baya iyiyim yani. Ay şeytan kulağına. Nazar değmesin. Maşallah diyelim. Hadi biz gidelim. Ay çocuklarım bir kalın yemeğe diyecektim de. Abim hallettim tamam. Arındırdım tavukları tavandan. Yenebilecek gibi olanları da hatta ayırıyorum. Akşam yemeği kurtuldu yani. Avşay pamuk gibi olmuş, yersin mi? Ay hayatım biz gidelim, tamam. Ya
Eline sağlık. On beş gün sonraydı randevumuz. Sizi bu kadar erken beklemiyordum. Bir terslik yok değil mi? Yok. Yani yıllardır yaşadığım düzene bakarsak bir terslik var. Misal Sabri'yi eve aldım. Sabri bu düzenli olarak dövüyorum dediğiniz genç. Evet, evet. Ona bir oda verdim. Sonra karım ve annem abartılı bir makyajla sokağın ortasında kaldılar. Evde düdüklü patladı. Evde düdüklü mü patladı? Maalesef. Ama çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rıza Bey, sizin bu öfke kontrol probleminize herhalde evinizin hareketli atmosferi de destek sağlıyor diye düşünüyorum. Herhalde. Eve de bir çare bulursak tedavi sürecinde daha kolay yol alabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun devam edin. İşte o atmosferde densizin biri benim anamı, affedersiniz, pavyonda çalışan bir bayana benzetti. Eyvah. Pardon, devam edin. Nasıl bir tepki verdiniz? O an bir gözüm döndü. Bizim evin arkasında böyle geniş bir arazi var. Çok müsait. Ben o herifi oracıkta boğdum, oraya gömdüm. Yani kafamda oluyor bunlar. Ama işte sonra bir an durdum. Böyle bir şeyler tuttu beni. Saldırmadınız yani, çok güzel. Yani insanlar da önüme geçti tabii. Ama saldırmadım yani. Ben de tabii şaşırdım kendime. Hadi işinize bakın dedim. Öyle yürüdüm gittim. Çok güzel Rıza Bey. Demek ki ilaç tedavisi işe yarıyor. Aynen bu şekilde devam edelim. Yalnız benim anlamadığım tek bir şey var. Sabri'yi eve aldım dediniz. Sizce de bu riskli bir durum değil mi? Evet. Ama bir de şöyle düşünün. Yani Sabri bütün gün benim yanımda. Ve ben onu hiç dövmüyorum. Yani bana tedavimi hatırlatıyor. Sorunlarımı hatırlatıyor. Mesela anamla karım göndermek istiyorlar ama ben oyalıyorum onları. Tutuyorum onu. Böyle şey gibi. Bir çeşit sigorta gibi. Yani yarın bir gün benim şalterler atarsa ben yine o sigortayla patlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Sanırım anlıyorum. Bundan alabiliyoruz değil mi? Buyurun lütfen. Nereye kadar bu pembe rüyalar?